Merhaba arkadaşlar. Ben sosyal bilgiler öğretmeniniz İbrahim Arısoy. Arkadaşlar bugün beraber 6. sınıf sosyal bilgiler dersinin 3. ünitesi olan Yeryüzünde Yaşam ünitesinin konu öğrenme kılavuzunda 2. videosuyla beraberiz. Bu videoda önce kıtaları, daha sonra da Türkiye'nin coğrafi özelliklerini göreceğiz. Ama önce kıtalar ve okyanuslardan başlayalım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz dünyamız e, demiştik ki size geo şeklinde yani kutuplardan baskın, ekvatordan şişkin bir halde yuvarlak demiştik. Şimdi dünyamızın üzerinde okyanuslar ve kıtalar var. Tabi insanoğlu kıtaların üzerinde yani kara parçaların üzerinde yaşıyor. Dünyamızın ama çoğunluğu neyden oluşuyor? Okyanuslardan oluşuyor arkadaşlar. Şimdi sizin de göreceğiniz üzere Dünyada kıtalar genellikle ekvator çizgisi burası arkadaşlar paralel diyelim şöyle çizeyim paralel çizgisinin yukarısında yani kuzey yarım kürede yer alıyor ve buranın aşağısında güney yarım küre güney yarım kürede yine arkadaşlar kıtalar mevcut. Şimdi ben size biraz özelliklerinden bahsedeyim arkadaşlar Asya kıtası dünyanın en büyük kıtasıdır 43 milyon kilometre karenin üzerinde bir kara parçasına sahiptir. Asya kıtası aynı zamanda dünyanın en yüksek nüfuslu kıtasıdır diyebiliriz. Çünkü üzerinde Çin gibi, Hindistan gibi arkadaşlar yüksek nüfuslu ülkeler var. Ki iki tane ülke dediğimiz, bu saydığımız iki ülke arkadaşlar dünya nüfusunun zaten önemli bir ölçeğini oluşturmaktadır. İkinci büyük kıtamız bilinenin aksine ve Haritalarda gördüğünüz e, görüntü aksine Amerika kıtası değil Afrika'dır. Çünkü arkadaşlar e, biliyorsunuz dünya yuvarlak olduğu için dünya yukarıya doğru aslında ne oluyor? Daralıyor ama biz bunu yuvarlak haritayı düze aktardığımız için hani düz, düz bir kağıda aktardığımız için burada bir hata payı var. Bu hata payı Amerika'nın çok büyük gözükmesi. Şimdi arkadaşlar Amerika kıtası 25 milyon kilometre karayken Afrika kıtası 30 milyon kilometre karedir. O yüzden bizim ikinci büyük kıtamızdır. Üçüncü büyük kıtamız Kuzey Amerika. 25 milyon kilometre kare civarındadır. Dördüncü büyük kıtamız ise Güney Amerika. 17 milyon kilometre kare civarındadır. Beşinci büyük kıtamız hiç insan yaşamayan üzerinde Antarktika'dır arkadaşlar. Yaklaşık o da 14 milyon kilometre karedir. İnsan yaşamıyor derken şu anda orada insan var. Araştırma yapmak için çeşitli kollarda insanlar orada yaşamakta. Ama onun haricinde doğal bir insan yaşantısı maalesef mevcut değil. Şimdi arkadaşlar diğer kıtamız Avrupa kıtası zaten bizim komşu kıtamız Avrupa kıtası Asya kıtası ile komşudur. Eski ve yaşlı bir kıta olarak bilinir bu yaşlı kıta dünya üzerinde en küçük kıtalardan bir tanesidir. En küçük kıtamız ise 8,5 milyon kilometre kareyle arkadaşlar. Okyanusya yani sizin de Avustralya olarak bildiğiniz iki terimi de kullansak yanlış olmaz. Okyanusya'dır arkadaşlar. Okyanusya kıtası en küçük kıta ve dünya üzerinde yine nüfusun çok az olduğu bir kıtadır. Evet insan yaşar ama genellikle orta taraflar çok kuraklık yaşadığı için ve Victoria çölünden dolayı arkadaşlar orta tarafları boştur. Genellikle kıyı şeritlerinde e, ülkeler kurulmuş ve insanlar yaşamıştır. Şimdi kıtalarımız bu şekilde. Bir de Asya ve Amerika kıtasını arasında yer alan Büyük Okyanus. Amerika ve Avrupa kıtası arasında hatta Afrika'da diyebiliriz. Atlas Okyanusu ve Hindistan Okyanusu ve Afrika üçgeninde yer alan Hint Okyanusu arkadaşlar bizim okyanuslarımızdır. Denizlerler ve kat kat büyüklerdir bunlar. Bir de dünyanın yukarısında arkadaşlar Kuzey Kutup noktasına yakın Kuzey Buz Denizi mevcuttur. Şimdi kıtalarımız ve okyanuslarımız bu şekilde. Yukarıdaki haritayı incelediğimizde öncelikle büyük kara parçalarını ve büyük su kütlelerini fark ederiz. Yeryüzündeki 7 büyük kara parçasından her birini kıta Okyanus ise kıtaların birbirinden ayıran ana deniz olarak tanımlanan büyük su kütlesidir. Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus ve Hint Okyanusu olmak üzere 3 okyanus bulunmaktadır. Aşağıdaki şemada karaların ve denizlerin dünya üzerindeki dağılış oranları verilmiştir. Tüm dünyada arkadaşlar dünya üzerinde, yer üzerinde dünyamızın %71'i, su %29'u karadır. Yani her halükarda su kütlesi çok daha fazladır arkadaşlar. Ama kuzey yarım kürede yani ekvatorun yukarısında durum biraz farklı. Nasıl farklı derseniz burada %61 su kütlesi %39 kara kütlesi bulunmaktadır. Evet yine sular daha fazladır ama burada aslında kıtaların yoğun olduğunu görebiliyoruz. Güney Yarımkürede ise bir rekora koşmuş okyanuslar %81'i sudur, %19'u kara parçasıdır arkadaşlar. Peki bunu duyduğunuz mu bölümünü gerçekten duydunuz mu bilmiyorum ama bu bilgiler hayat kurtaran bilgilerdir. Çok önemli bilgilerdir. Bunları size aktarmak istiyorum. Yeryüzündeki kıtaların genel özellikleri şu şekilde. Yüz ölçüm en büyük kıta Asya kıtası. Biraz önce bahsetmiştim. Yüz ölçüm en küçük olan kıta Okyanus kıtasıdır. Bundan da bahsetmiştim. Afrika kıtasının büyük bölümü sıcaktır ve çöllerle kaplıdır. Evet. Özellikle Afrika kıtasıdır arkadaşlar. Bilinenin aksine şimdi hocam Avustralya'nın ortası da bunun da mı ortası? Hayır. Buralar aslında ekvatora yakın olduğu için buralarda ormanlar mevcut. Afrika kıtasının aslında e, şu gösterdiğim bölgeleri çöllerle kaplıdır. Ve çöller yoğun bir şekilde vardır. Nüfusu en fazla olan kıta Asya kıtasıdır. Bundan bahsetmiştim. Özellikle Çin ve Hindistan'ın nüfuslarından dolayıydı. Amerika, Antarktika kıtası buzullarla kaplı olduğundan bu kıtada nüfus ve yerleşimi yoktur. Karaların fazla olmasından dolayı Kuzey Yarımküre'de nüfus daha fazladır. Kuzey Yarımküre'de karalar, Güney Yarımküre'de okyanuslar daha fazladır. Buna bağlı olarak yıl içerisinde Kuzey yarımküre güney yarımküreden daha sıcaktır. Arkadaşlar bunun temel sebebini zaten bir önceki videoda açıklamıştım. Karalar erken ısınır, erken soğur demiştik ya. İşte bu erken ısınma ve karaların yoğun olarak kuzey yarımkürede bulunmasından dolayı kuzey yarımkürede sıcaklık değerleri daha yüksektir. Şimdi etkinliğimiz var. Bu etkinlikte eee yandığı haritada yer alan kıtaların isimlerini harita üzerinde verilen boşluklara yazınız diyor. Hemen Kuzey Amerika'ya yazdık. Amerika'nın yukarısı kuzeydir, aşağısı güneydir. Avrupa kıtası, Asya kıtası bizim çok iyi bildiğimiz ve ikisine de aslında komşu olduğumuz kıtadır. İkisinin üzerinde de yaşarız. Büyük çoğunluğu Türkiye'nin Asya kıtası. İstanbul'un yarısından itibaren de Avrupa kıtası da yer alır. Afrika kıtası da yine bizim karşı kıyılarımızda. Akdeniz'in karşı kıyılarında bulunmaktadır. Ee, okyanus en küçük kıta demiştik. Antarktika insan yaşamayan demiştik. Bu şekilde kıtalarımızı adlandırmıştık. Şimdi arkadaşlar beraber neye bakın? İkinci etkinliğimiz. Haritadan yola çıkarak kıtaların isimleri kıtaların isimleri aşağıda verilen ilgili yerlere yazınız diyor. Burada sadece kuzey yarım kürede yer alan kıtalar. Bunu bulabilmek için öncelikle ne yapmak gerekiyor? Kuzey güney yarım küreyi bulabilmek için bir ekvator çizgisine sahip olmamız gerekiyor aslında burada mevcut. Şurada gördüğünüz üzere şu siyah nokta üzerinden kırmızıyla geçeyim. Arkadaşlar daha net olur. Daha belirgin olur sizin için de. Şimdi burası ekvator çizgisi. Yukarısı kuzeydi aşağısı güneydi. Hemen baktık. Sadece kuzey yarım küre dediğine göre yani başka bir tarafta parçası olmasın isteniyor. Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya kıtalarını sadece kuzeyde diyebilirsin. Her iki yarım kürede yer alanlar dediğimizde ise fark ettiğiniz üzere Afrika'nın bir tarafı güneyde bir tarafı kuzeyde. Amerika'nın Güney Amerika'nın bir tarafı güneyde bir tarafı kuzeyde. O yüzden arkadaşlar bu ikisini yazabiliriz. Sadece güney yarım kürede olan Antarktika ve Okyanusya yani Avustralya dediğimiz buna kıtaları arkadaşlar yer almaktadır. Şimdi bir etkinliğimiz var. Ben bu etkinliği tabii sizden önce yaptım. Hazırladım size bunları. Arkadaşlar diğer etkinlikleri hazırladığım gibi. Şimdi mutlak konum göreceli konum. Neydi mutlak konum? Matematik konumdu. Yani bizim dünya üzerindeki yerimiz. Göreceli konum ise bizim özel konumumuz. Bize özel olacak bir şey. Şimdi bakalım. İlk sorumuzla başlayalım. Türkiye kuzey yarım kürede yer alır. Mutlak konum demiş. Evet çünkü bu oranın matematik konumuydu. Bunu ilk kitabımız yapmış. İkinci e soruyla başlayalım. Ülkemizdeki dağların güney yamacı kuzey yamacından daha sıcaktır. Neden? Çünkü güney yamaçlar ekvatora daha yakındır. Bu da bizim konumumuzla alakalı olduğu için mutlak konum diyebiliriz. Türkiye'nin batısından doğusuna doğru dağların yükseltisi artar. Bu Türkiye'nin özel konumuyla alakalıdır. Dağlar ister doğudan artar ister batıdan artar. Bu her ülkeden ülkeye değişik gösterir. Bu bizim ülkemiz özel bir durumdur. Türkiye'nin güneyinden kuzeyine doğru sıcaklıklar azalır. Neden? Çünkü güneş ışınları artık güneyden kuzeye doğru dik açıyla düşmemeye başladığı için bu da matematik konumdan yani mutlak konumdan olduğu için şartlıyoruz. Ülkemizin üst tarafı, üç tarafı da denizlerle çevrilidir. Bu Türkiye'nin özelliğidir. Yani göreceli konumudur. Hemen işaretledik. Türkiye'nin batısından doğusuna doğru sıcaklıklar azalır. Bakıyoruz hemen arkadaşlar. Batısından doğusuna doğru. Bu neydi? Dağların yükseltisiyle alakalı bir durumdu. Yani bunun aslında ekvatorla paralelle hiçbir alakası olmadığı için tamamen özel konum olduğu için göreceli konumu işaretliyoruz. Türkiye iki kıtayı birbirine bağlayan köprü konumunda bir ülkedir. Evet. Ama bu e, bizim paralelimizle mi alakalıdır? Hayır, özel konumumuzla alakalıdır. O yüzden göreceliyi işaretledik ve arkadaşlarım geçiyoruz. Şimdi Ülkemizin coğrafi özellikleri. Burada bizim Türkiye'nin dağlar haritasını görüyorsunuz. Şunlar dağlar. Şunlar dağlar. Dağların yönüne bakıyorsunuz. Genellikle doğu batı yönüne uzanmış. Dağlar denize dik. Dağlar denize paralel. Yani denizi tam kesiyor arkadaşlar. Burada ise denizi kesmiyor. Denizin karşısında yer alıyor. Şimdi haritamız çok net değil açıkçası. O yüzden yorum yapabildiğim kadar yapıyorum. Ve ülkemizin çoğunluğuna baktığımızda arkadaşlar yeryüzü şekilleri genellikle dağlık ve engebelik oluyor. Şimdi buradaki kavramlarımız Bozkır, Dağ, Lejant, Maki, Ova, Plato ve Vadiymiş. Bir bölgenin yer şekillerini yani dağlarını, ovalarını, platolarını, vadilerini, akarsularını ve göllerini göstermede kullanılan haritalara fiziki harita denir. Fiziki haritalarda yer şekillerinin daha belirgin gösterebilmek ve yer şekillerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak için yükselti basamaklarına göre renkler verilir. Haritanın lejantı yani haritanın anahtarı veya hani haritanın ne demiştik? Ne, ne demiştim ben size? Kimliği bakarak renklerin hangi yükselti değerlerini ifade ettiğini anlayabiliriz. Yani o renkler güzel olsun, güzel görünsün, Türkiye rengarenk olsun diye değil de yükselti aralıklarını belirtebilmek için verilmiştim. Genellikle renklerde şöyle bir sıralama takip edilir. Yeşil renkler yükseltinin 0 ile 500 metre arasında olduğunu, yani deniz seviyesinin 0 ile 500 metre arasında olduğunu, sarı ve turuncu renk yükseltisinin 500 ile 1500 metre arasında olduğunu, Kahverengi renkler ise yükseltinin 1500 metre ve daha üstünde olduğunu gösterir. Mavi renkler deniz ve göllerin derinliğini gösterir. Mavi rengin tonu koyulaştıkça denizlerde ve göllerde derinliğin arttığı anlaşılır. Beyaz renk ise bu zulların varlığı ve dağların zirvesindeki kalıcı karları gösterir. Şuradan da bakabiliriz. Koyu mavi 1500 ile 1000 metre arasında. Mavi 1000 ile 500 metre. Açık mavi de 500 ila 0 metreyi yeşil çok koyu yeşil arkadaşlar 0 ila 200 metre açık yeşil 200 ila 500 metre sarı artık 500 ila 1000 metre ve e, turuncu 1000 ila 1500 kahverengi 1500 ila 2000 koyu kahverengi 2000 2500 diye yukarı doğru çıkar arkadaşlar. Şimdi ülkemizin genellikle şunu görebiliyoruz. Fiziki haritasında ne görüyoruz dostlar? Şimdi burada genellikle Doğu Anadolu bölgemizin çok dağlık olduğunu, çok kahverengi olduğunu, İç Anadolu bölgesinden, Akdeniz'den e, bu şekilde Akdeniz'in de bir aslında kıyı şeridinden sonra bir dağlık bölge olduğunu görebiliyoruz. Karadeniz'de de aynı şekilde, Doğu Karadeniz'de özellikle diğer yerlerde de var ama Doğu Karadeniz'de biraz daha yoğun olduğunu görebiliyoruz. Nereden anlıyoruz? Haritanın lejantından, renklerden anlayabiliyoruz. Türkiye ortalama 1132 metre olan bir ülkedir. Bu durum dağların yükseltisinin fazla olmasının bir sonucudur. Ülkemizde genellikle doğu batı yönünde iki sıra halinde uzanan sıra dağlar alır. Bu dağların Karadeniz kıyısı boyunca uzanan Kuzey Anadolu dağları denir. Güneydeki sıra dağlar ise Akdeniz kıyılarında olan, Van Gölü'nün güneyine kadar devam eden dağlara biz Toros Dağları deriz. Ülkemiz ayrıca sönmüş volkanik dağlarda bulunmaktadır. Mesela Erciyes Dağı buna güzel bir örnektir arkadaşlar. Türkiye'de dağların uzanış doğrultusuna bağlı olarak ulaşım genellikle doğu-batı yönlü. Yani doğu-batı yönü dediğimiz şu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde gelişmiştir. Ama genellikle kıyıdan iç kesimlere doğru geçebilmek için tüneller ve boğazlar kullanılır. Bu şekilde gidilir veya bu şekilde geçilir. Yine gösterebilirsin. Doğu-batı yönünde yapılmaktadır. Aynı zamanda yükselti ve engelenin fazla olduğu yerlerde tarım alanları parçalı ve dağınıktır. Doğu Anadolu bölgesinde tarım alanları çok azdır, parçalı ve dağınıktır arkadaşlar. Ama şu yeşil gördüğümüz yerler yükseltinin az olduğu yerler burada tarım alanları çok daha rahat yapılmaktadır diyebilirsin. Şimdi sıra sizde etkinliği ile başlayalım. Ben yine tabi bu etkinliği sizden önce yaptım. Aşağıda yükselti ve fazla olduğu yerlerin özellikleri verilmiştir. Siz de bu özelliklerde yola çıkarak yükselti ve az olduğu yerlerde meydana gelecek değişimlerle ilgili boşlukları yazınız. Yükselti ve engeminin fazla olduğu yerlerde sıcaklık ortalaması düşüktür. Çünkü arkadaşlar yükseltinin fazla olduğu yerler soğuktur. Ulaşım zordur ve maliyetli. Dağlar arasında gitmek, ilerlemek zordur. Tünel yapmak zorunda kalırsınız. O dağları geçmek zordur. Yol yapım maliyetleri fazladır. Tarım alanları azdır yükselti olduğu için. Dağlık engebeli arazi fazladır. Sanayi ve ticaret gelişmemiştir. Tabii ki tarıma göre de gelişmemiştir. Diğer bölgelere göç verir. Çünkü insanlar orada yaşayacak bir alternatif meslek bulamazlar. Nüfusu dağınık ve azdır. Düz bir yer olmadığı için nüfus dağınık bir şekilde yerleşecektir. Arkadaşlar. Yükselti ve engemin az olduğu yerlerde değilse sıcaklık ortalaması yüksektir. Denize yakındır çünkü bu yerler. Ulaşım kolay ve ucuzdur. Evet düz yol olduğu için e, dümdüz yer olduğu için yol yapımı, köprü yapımı, tünel yapımı gibi uğraşlarınız olmaz. Ve yol yapımı en az maliyetli gerçekleştir arkadaşlar. Düz bir yer olduğu için tarım alanı çoktur. Ve tarıma bağlı olarak da sanayi ve ticarette gelişiyor. Diğer bölgelerden insanlar bu bölgeye göç etmeye başlar. Nüfus topludur çünkü düz bir yerde olduğu için ve fazladır arkadaşlar. Ve bu yüzden Türkiye'de yaklaşık 30 tane büyük şehrimiz vardır. Şimdi burada belirli şehirlerin örnekleri verilmiş. Biz bunlara bakalım. İstanbul yükselti ve engebi azdır. İzmir yükselti ve engebi azdır. Rize yüksel yer şekilleri dağlık ve engebelidir. Bakın Rize de bu şekilde. Doğu Karadeniz'de yer alıyor. Kars Doğu Anadolu'da yer alıyor. Yer şekilleri dağlık ve engebelidir. Hakkari Doğu Anadolu'da yer alıyor. Yer şekilleri dağlık ve engebelidir. Adana Akdeniz'de yer alıyor. Yükselti ve engebe azdır. Konya-İç Anadolu bölgesinde yer şekilleri sade ve engebe azdır. Muğla'da Ege bölgesinde yer almasına rağmen yer şekilleri dağlık ve engebelidir diyebiliriz arkadaşlar. Yani ülkemizler bölgesinde bu tip durumlarla karşılaşabiliyoruz. Akarsuların tarafından derince yarılmamış çevresinde göre alçık olan düzlikleri biz ova diyoruz arkadaşlar. Deniz kıyısında yakalanan kıyı ovaları akarsuların denize döktükleri yerde bulunur. Bu ovalar akarsuların taşıyıp biriktirdikleri alüvyallardan oluşmaktadır. İç ovalar ise denizden uzak, iç kesimlerde oluşan ovalardır. Bu ovaların birçoğu akarsuların biriktirdiği alüvyal, alüvyallardan oluşmuş ovalardır. Ovalar tarımın yoğun bir şekilde yapıldığı, aynı zamanda hayvancılığın ve ulaşımın da geliştiği nüfusun fazla olduğu yerlerdir. Şimdi biz burada biliyorsunuz zaten Türkiye'nin belirli başlığı ovalarıdır. Burada Türkiye'nin iç ovalarını göstermişler. İç bölge ovaları diye bahseder. İşte Konya Ovası, Aksaray Ovası, Ankara Ovası, işte Bursa Ovası, Sakarya Ovası. Ee, burada arkadaşlar Malatya Ovası var, Malazgirt Ovası var, Muş Ovası var, Niksar Ovası var, Taş Ovası var gibi ovaları iç ovalar olarak sayabiliriz. Bakın akarsular tarafından derince parçalanmamış, çevresine göre alçakta olan düzlüklere biz ne diyoruz? Ova diyoruz. Kıyı ovaları da mevcuttur ama onlar değil şu an iç ovaları vermiş bize kitabımız. Bunları inceledik. Şimdi bir de platolarımız var. Platolarımız ise biraz önce yaptığımız tanımı biraz değiştirerek yapacağız. Ülkemizde geniş alan kaplayan yer şekillerinden biri de platolardır. Plato akarsular tarafından Derince yarılmış. Bakın orada derince yarılmamıştı. Derince yarılmış. Çevresine göre alçakta demiştik ovalar için. Bu çevresine göre yüksekte olan geniş düzlüklerdir. Ülkemizde platoların en çok bulunduğu yer Tuzgöl çevresidir. Bu yerler önemli tarım ve hayvancılık alanlarını oluşturmaktadır. Platolar bakın akarsular tarafından derince yarılmış. Çevresine göre yüksekte olan geniş düzlüklerdir. Bakın düz ama yüksek düz. Şimdi Obruk platosu var, Beyli var, Bozok platosu var. Arkadaşlar Haymana platosu var, Çatalca Kocaeli platosu var, Taşeli platosu var, Teke platosu var. Yine aynı şekilde arkadaşlar sayabileceğimiz Gaziantep platosu, Urfa platosu gibi platolar mevcuttur. Bu bölgeler bakın fark ettiyseniz en fazla plato nerede demişti? Tuz Gölü çevresinde işte Bozok Arkadaşlar Beyli, Obruk platoları, burada da Ankara'ya yakın Haymana platosu mevcut. Ülkemizde dağların uzanış doğrultusu, yer şekillerinin engebeli olması ve yükseltinin batıdan doğuya doğru artması, üç tarafının denizlerle çevrili olması gibi etmenlerin etkisiyle sıcaklık ve yağış bölgelere göre değişir. Bu durum ülkemizde birbirinden farklı iklim tiplerinin görünmesine neden olur. İklim herhangi bir yerde uzun yıllar değişmeyen hava olaylarının yıllık ortalama değeridir. Ülkemizde genel olarak baktığımızda 3 tip iklim vardır. Karaların yoğun olduğu yerlerde İç Anadolu, Güney Anadolu ve Doğu bölgesinde arkadaşlar karasal iklim. Güney denizlerinin bulunduğu Akdeniz'de ise arkadaşlar Akdeniz iklimi Ege Denizi ve Marmara'yı da içine alır. Marmara'nın Karadeniz kıyılarından bütün Karadeniz boyunca devam eden İklimi ise biz Karadeniz iklimi diyoruz. Şimdi arkadaşlarım. Hep beraber iklimlerin özelliklerine bakalım. Burada yağış grafiği var. Sıcaklık grafiği var. Gördüğünüz üzere burada aslında güzel bir iklim göreceğiz. Çünkü her mevsim yağış oluyor. Yağış miktarlarına bakın. Her mevsim oluyor ama bazı mevsimler daha fazla. Hangi mevsimler daha fazla? Fark ettiyseniz Eylül ayı itibariyle yağış artıyor. Ekim ayında zirveyi görüyor. Yani sonbaharda en fazla yağışını almış. Sıcaklık 20 derecenin üzerinde serin bir şekilde devam ediyor. Kışları ise arkadaşlar 10 derece civarında. Yani aslında kışları da çok fazla sıcak değil. Tabi bu yükseltiye göre değişmekte arkadaşlar. Doğu Karadeniz'e gittiğinizde bu rakamlar ve bu oranlar değişir. Ve yağış genellikle yağmur şeklinde değil kar şeklinde döner. Karadeniz kıyıları boyunca görülen Karadeniz ikliminin en belirgin özelliği her mevsim yağışlı olmasıdır en fazla yağış sonbahar mevsiminde alır. Yağışlara bağlı olarak iklimin bitki örtüsü ormandır. Yazları serin, kışları ılık geçen iklim çay ve fındık tarımına elveriştir. Fındık bu arada doğal bitkisi, doğal bitkisi olan ormanın doğal ürünüdür. Ve çay daha sonradan ülkemize getirilmiştir arkadaşlar. Ülkemizde mevsimler arası sıcaklık farkının en az olduğu iklim tipidir. Çünkü yazda, kışta aslında serin geçiyor. İklimin etkili olduğu yerlerde görünen dağ çayırları büyükbaş hayvancılığın gelişmesini sağlamıştır. Özellikle Doğu Karadeniz'de bu büyük çayırlar görülmekte ve büyükbaş hayvancılık yoğun olarak yapılmaktadır. Karadeniz'den güzel bir kesit, yemyeşil biliyorsunuz zaten. Hemen Akdeniz iklimine geçtik. Biz... Arkadaşlar Adana'da yaşıyoruz biliyorsunuz. Yani Akdeniz ikliminin bir üyesiyiz. Burada bir şey fark ettiniz mi? Biraz önce her yerde görülen yağış neredeyse çok çok azalmış. Özellikle yaz aylarında yok gibi bir şey. Ama en fazla yağış nerede görüyoruz? Aralık ve Ocak ayında görüyoruz arkadaşlar en fazla yağışı. O yüzden ne diyebiliriz? En fazla yağışını kışın alıyor. Zaten Akdeniz iklimi yazları sıcak ve kurak. Kışları ılık ve yağışlı diyebiliriz arkadaşlar. Akdeniz iklimi Akdeniz, Ege ve Marmara Denizi'nin güney kıyılarında görülür. Bu iklimin en önemli özelliği yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçmiştir. Akdeniz ikliminde en fazla yağış kış mevsiminde görülür ve yağışlar yağmış, yağmur şeklindedir. Kar yağışı nadiren görülür. İklimin bitki örtüsü her mevsim yeşil olan makidir. Maki ormanların tahrip edilmesiyle oluşmuştur arkadaşlar. Maki Akdeniz çevresinde yaygın bir görülen yabani zeytin, defne, mersin, zakkum gibi odun su, dikenli, bodur, ağaç ve çalılardan oluşan bitki topluluğudur. Güneşli gün sayısı fazla olduğu için kıyı turizmi çok gelişmiştir arkadaşlar. Hatta Antalya bu konuda rekor sahibidir. Pandemiden dolayı tabi e, tabii geçtiğimiz yıl vir e, virüsten dolayı insanlar gelmediği için rekor kıramadık ama bir önceki yıl tek başına 14 milyon arkadaşlar yaz turizminde insanlar ağırladığı için Antalya bir rekor kırmıştır. Bu da Antalya ile ilgili Antalya Kalesi'nin hatta Antalya Kalesi, Antalya Limanı şöyle bir kesit. Evet son iklimimiz karasal iklim arkadaşlar. Karasal iklimle ilgili neler diyebiliriz? Fark ettiyseniz yağmurlar çok az. Sıcaklık yazın fazla, kışın az hatta sıfırın altına doğru gidiyor arkadaşlar. Ya, Mam, renfe er mevsim az ama özellikle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına doğru burada e, özellikle Mart ayında başlayan bir çıkış yağışların bir tık daha fazla olduğunu gösteriyor. O yüzden biz ne diyebiliriz? En fazla yağışını ilkbaharda alıyor diyebiliriz. Ülkemizde en yaygın görülen iklim olan karasal iklim denizlerden uzak iç bölgelerimizi etkilidir. Karasal iklimden belirgin özelliği yazları sıcak ve kurak. Hani demiştik ki arkadaşlar toprak erken ısınır erken soğur diye. Kışları soğuk ve kar yağışlı geçmiştir. Karın yerde kalma süresi yaklaşık 3 aydır. Doğan Doğu'da bu yer yer 6 ayı bulmaktadır arkadaşlar. En fazla yağış şey ilkbaharda alır ve bitki örtüsü bozkırdır. Bozkır step ne demek arkadaşlar? Daha önce ormandan tahrip edilmiş ve orman kalmamış. Boş, bomboş bir arazi. Ee, i̇lkbahar yağmurları ile bunlar yeşerir. O zaman başlayacağı zaman sıcaklık gelir. Ve bu otlar sararır. Yani step dediğimiz bozkır ikliminin çalılıklarını oluşturur. Diyebiliriz. Bozkır bitki örtüsü ilkbaharda ilkbahar yağışı ile yeşeren Yaz kuraklığı ile sarılan kısa boylu ot topluluğudur. Bitki örtüsü bağlı olarak küçük baş hayvancılık gelişmiştir. Otlar büyükse büyük baş hayvanlar yer, küçükse küçük baş hayvanlar yer diyebiliriz. Devam ediyorum arkadaşlar. Ülkemizin çeşitli yer şekillerine sahip olması, iklim tipinin bitki toprak topluluklarının ve tarım ürünleri bakımından zengin olmasını sağlamıştır. Üç tarafı denizlerle çevrili olan yurdumuzun doğal ve tarihi güzellikleri turizm potansiyelini daha da arttırmaktadır. Bununla birlikte denizlerimizde yapılan balıkçılık da önemli bir ekonomik faaliyettir. Özellikle arkadaşlar Karadeniz ve Marmara Denizi'nde yapılan balıkçılık diğer yerlerden çok daha fazladır. Akdeniz yeterince gelişmemiştir. Şimdi burada sorumuz şunu soruyor arkadaşlar. Burada sarı olan yerler bozkırı, Yeşil olan yerler ormanı gösteriyor. Karadeniz hep orman görüyorsunuz. Sarı olan yerler zaten iç kesimlerde. Akdeniz kesiminin biraz içi de ormanlık görüyoruz. Sorumuz bize şunu soruyor. Türkiye bitki örtüsü arasında beyaz alanın hangi bitki örtüsüne ait olduğunu lejant ekleyip bu alana yazınız. Lejant değil de haritanın bilgisi bakın şurada arkadaşlar. Beyaz yerler neresi arkadaşlar? Akdeniz iklim bölgesinin kıyı şeridi aslında. Burada maki bitki örtüsü var diyeceğim ben. Açık yeşile boyardım çünkü tam orman olmadığı için e, ee, kısa seyrek budur çalılıklar ve orman, çam ormanları mevcuttu bu bölgede. O yüzden buraya ne yazabiliriz arkadaşlar? Buraya gidip açık yeşile boyayabiliriz. Evet arkadaşlar. Yeni konumuza geçiyoruz. Yeni konumuza diğer videomuza geçeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Y estas.